Çek! Haydar! Gel buraya! Koca heyecan borcu ödemeden kaçmak var mı böyle? Ya Fidan, Allah aşkına! Kapandı gitti o mesele. Sen benden ne istiyorsun be? Aa! Çiçek abla değil mi o ya? Çocukların yanına kal. İmdat! İmdat! Harma! Yetişin adam, öldür İmdat! Ne? Allah aşkına! Lan! Hikmet gelme, gel! Hikmet eve gel! Hikmet gelme, gel! Bırak lan! Hikmet gel! Çiçek! Hikmet! Lan bıraksana! Hikmet! Yürü git lan! Bırak lan! Lan! Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bırak! Dur Hikmet! Bırak! Bırak lan! Bırak! Bırak! Ya Allah aşkına çık! Bırak! Allah aşkına çık! Bırak! Bırak beni! Orucunu almadan bırakma! Sev! Savaş'cığım hoş geldin. İyi misin? İsmo biraz hastalandı. O yüzden gelemedi. Yoksa o da çok özlemiş seni. Ama bir iyileşsin, oynamaya gelecek seninle. Ben de çok özledim seni. Ya git. Savaş'cığım, öpecektim sadece. Hayır, sen kötüsün. Babamı yiyeceksin. Savaş'cığım, olur mu öyle şey? Kötüsün işte, git. Ben senden nefret ediyorum. Babam senin yüzünden beni bıraktı. Sen babamı çaldın. Savaş, ne oluyor? Bacım, ne oldu? Niye ağlıyorsun? Ne oldu? Dur bakalım bir, dur, dur, dur. Kim bilir neye taktın yine? Alo. Ne? Ne oldu? Barış, ne oldu? Hikmet, az kaldı. Hikmet. Az kaldı. Hikmet. Tufan abi, ambulans nerede kaldı ya? Bir şey olur mu? Bir şey olmaz, olmaz, bir şey olmaz. Olmaz. Hadi değil mi Tufan abi? Ya siz neye toplandınız buraya? Ya. Hadi gel. Tamam. Tufan abi, şuradan durma. Gelecek ambulans. Nerede kaldı bu ambulans ya? Barış, gel, gel, gel. Barış, aç, aç, aç. Öpüş. Öpüş. Tamam, nabzı atıyor, nabzı atıyor. Merak etme, iyi olacak. Ya ambulans, çağırdık, çağırdık. Yolda geliyor. Bana bez verir misiniz? Bez, böyle bir tampon yapmam lazım bana. Bez verir misiniz? Dur, bende var. Baba, korkuyorum. Savaş, Savaş yavrum, çocuğun ne işi var burada ya? Gel lan buraya. Gel, gel, gel. Çabuk abi, çabuk. Allah aşkına, hadi Allah aşkına, çabuk.
Hadi abicim, hadi gözünüzü seveyim çabuk biraz. Çabuk abi, çabuk. Hadi abi, hadi abi. Gitti çocuk, hadi abicim. Abi hızlı biraz, hızlı biraz. Batın da delici alet yaralanması. Nabızı var mı filiform? Damar yolaşılması lazım. Yukarıdaki hastaneye gideceğiz, araştırma hastanesine. Siz doktor musunuz? Evet doktorum, biraz hızlı olmamız lazım. Hadi. Hadi arkadaşlar, alıyoruz. Çabuk, çabuk. Aa, açılın abi. Aa, aç burayı, aç burayı. Bakma oğlum, gel. Ben bu tarafa, tamam. Ben bu tarafa, tamam. Filiz, merak etme, merak etme. İyileşin, tamam, merak etme. Ben de gelebilir miyim? Sadece yakınların daha tek bir kişi. Tamam, tamam. Abla ben de geleceğim. Hayır. Sen Savaş'la git. Savaş, Savaş gel oğlum. Gel, gel babacığım. Biz tamam, gelsin. Bir arabayla gideceğiz, arabayla. Baba, korkuyorum. Korkma babacığım. Korkacak bir şey yok, korkma. Bekle, ne olur. Alo Kerim, benim bir kardeşim geliyor şimdi senin yanına, tamam mı? Acil. Dur, hadi koş, koş, koş. Ya Tuğra, ben de geleceğim ya. Sen burada kal Allah aşkına. Bir de seninle uğraşmayalım, dur. Ya. Hadi Tülay, hadi. Hadi çabuk, 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 çabuk. Yürü, yürü, yürü. Ya ben de gideceğim, ben de. Tamam, bu hasta benim. Savaş'ın yakınısınız değil mi? Evet, evet. Savaş haber vermişti zaten. Çocuklar hızlı, hadi. Lütfen siz bekleyin, ben haber vereceğim. Eski kocası izini bulmuş işte. Bunlar kapının önünde boğuşurken çekti bıçağı, tutamadım ben de. Nerede şimdi adam? Cemil bakıyor icabına. Abla! Nerede? İyi iyi, tamam işte. Doktorlar bakıyor, tamam, merak ya. Etme. İyi, doktorlar başında bir şey. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Ya sakin ol, sakin ol, tamam, bir şey yok. Anne. Anne. Aa, ne oldu? Ne yaptın oğluma Savaş? Ne yapacağım o? O benim de oğlum, farkında mısın sen? Ha? Sadece korktu birazcık, sıkıntı yok. Benim şimdi acelem var, gitmem gerekiyor. Savaş bakar mısın babacığım? Benim şimdi hastaneye gitmem gerek, tamam mı? Acelem var. Tamam mı babacığım? Ama baba gitme. Ama gitmem gerekiyor güzelim. Senin elindeki kan mı? Ne oldu? Bir şey değil. Hikmet yaralandı. Tamam mı? Onun kanı. Ama çok önemli bir şey yok. Şimdi hastanede beni bekliyorlar. Onun eline gitmem lazım. Hiçbir yere gidemezsin. Sen delirdin galiba. Çocuğumu nasıl ortamlara sokuyorsun? Allah Allah. Anne, kurt Filiz'e gitmeyeceğim. Ağacı olmayacağım. Korkuyorum. Korkma anneciğim. Ben yanındayım, merak etme. Hiçbir yere göndermeyeceğim seni. Unutma. Savaş'cığım gel bakalım bir. Gel bakalım bir. Gel buraya. Şimdi söyle bakalım, kurt Filiz kim? İşte çocuğu nasıl ortamlara sokuyorsan kafası karıştı. Ne söylediğini bilmiyor. İlk önce şu konuyu çözelim bir. Kurt Filiz kim babacığım, söyle bakalım. Hani sen Filiz'i çok seviyordun? Hala Filiz diyor. Filiz kurtmuş baba. Seni yiyecekmiş masaldaki gibi. Beni yiyecekmiş, öyle mi? Peki sana kim söyledi bunu babacığım? Annem söyledi. Annem söyledi, anladım. Tamam, tamam benim güzelim. Hadi sen şimdi odana git, ben yanına geleceğim birazcık. Hadi bakalım, koş.
Koş 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 koş. Aferin sana. Sen kafayı mı yedin bana bak bana? Delirdin mi sen? Ha? Manyak mısın sen? Ne diyorsun çocuğa? Yalan mı? Şuna bak çocuğu 2 saatliğine gönderdim. Yaralanan insanlar filan. Sen çocuğumu nasıl ortamlara sokuyorsun? Bir şey söyleyeyim mi? Ben senden iğreniyorum Nihal. Anladın mı beni? Gerçekten sen nasıl bir insansın, nasıl bir annesin böyle ya? Çocuğu belaten alıyorum senden. Şaka yapıyorsun herhalde. Görürsün. Savaşçım. İyi misin babacığım? Ha, güzelim. Bak bakayım bana. Şimdi ben sana bir şey soracağım bak. Şu masallarda adı geçen kötü kurdun bize nasıl tanıtmışlardı? Kocaman dişleri vardı. Ha, peki sana soruyorum. Filiz ablanın kocaman dişleri var mıydı? Hayır. O zaman Filiz abla kötü kalpli kurt değilmiş değil mi? Ha? Sen o yüzden mi korkup aldın o kadar? Ama o seni benden çaldı. Kim beni senden çalabilir? Ha? Kimse çalamaz. Seni de kimse çalamaz benden, anladın mı? Biz birbirimize aitiz. Ben senin babanım. Tamam mı? Kimse değiştiremez bunu. Ayrıca kötü kalpli, koca dişli kurtlar da masallarda olur. E masallarda gerçek değildir sen de. Bunu biliyorsun sen de, değil mi? Baba gitme. Gel buraya güzelim benim. Ben gider miyim hiç? Hı? Gider miyim ben? Hiçbir yere gitmem ben. Merak etme canımın hiç. Çiçek. Çok geçmiş olsun. Yaralanma batına penetre ancak hayati organlara zarar vermemiş. Heh. Olay yerinde fazlaca kan kaybettiği için baygınlık geçirmiş. Biz gerekli müdahaleyi yaptık. Yaraya dikiş attık. Birazdan görebilirsiniz. Ay, çok geçmiş olsun. Allah be. Allah'ım çok şükür, çok şükür, çok şükür, çok şükür. Ya. Aman be. Dur. Pardon Zeynep. Tam bağırma. Bağırma Hikmet iyi. İyi. Şimdi çıktı doktor söyledi. Geleceğiz birazdan. Ha, sen çocukların başında dur ya. Geleceğiz diyorum birazdan. Bak tülerler çıkıyor şimdi. Tamam. Hadi. Tülay, siz gidin be şunun yanına. Vallahi bakamayacak çocuklara bence. Tamam, tamam gidelim kızım. Tamam. Çiçek hadi sen Tülay'la git. Yok ben gelemem ben. Baksana ben Filiz artık ben sizin evde kalamam. Başınıza ne belalar açtım. Ay saçmalama ya. Ya saçmalama Çiçek. Sana buluruz güvenli bir yer. Zaten Cemil'le konuşalım belki adamı yakaladılar bile hadi. Ya yok ondan değil benim. Benim sizin yüzünüze bakmaya. Yüzüm yok, ben çok utanıyorum Filiz. Ay çok saçmalama, utanıyorum. Hadi Allah aşkına yürü ya. Hadi gidin Çiçek. Hadi canım, hadi kuzum. Gel. Sağ ol kuzum, görüşürüz. Yani anlayacağın öyle. Filiz abla tek başına bütün kardeşlerine bakıyor. Allah. O yüzden çok iyi bir insan yani. Anladın mı? Seni de çok seviyor biliyor musun? Şimdi ben sana bir şey soracağım. Sen bugün acaba Filiz ablaya onunla ilgili böyle kötü şeyler söylemiş olabilir misin? Kötü olduğunu falan söylemiş olabilir misin? Benim demek. O yüzden ama olsun tamam sıkıntı yok demiş olabilirsin. Filiz abla seni çok sevdiği için eminim affedecektir. Zaten senin bunları istemeden söylediğin de farkındadır. Tamam mı? Oh benim altın kalpli oğlum benim. Güzel oğlum be. Of. Babası, ben bir hemen gidip geleyim mi? Sen burada otur babacığım. Tamam güzel güzel. Dinlen istiyorsan. Hop hemen geleceğim ben. Bekle bakalım. Alo Filiz, Hikmet iyi mi? İyi iyi. Doktor şimdi çıktı da hayati tehlikesi yok dedi. Birazdan görmeye gireceğiz. Oh 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 çok şükür. Çok güzel. Savaş nasıl? Çok korktu yavrum ya. İyi mi? Merak etme, merak etme. Savaş da iyi şimdi. Yanındayım ben. 1-2 saat daha duracağım. Sonra geleceğim yanına. Tamam mı? Aa, yok yok. Ben şunu demek için aradım. Sen Savaş'la ilgilen. Gelmene gerek yok. Burada iyi her şey. Biz eve geçeriz zaten herhalde. Tamam. Tamam, sağ ol. Tamam. Hadi görüşürüz. Evet, Filiz, Filiz. Hah.
çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay. Uyudu mu? Şu haline bak. Elin ayağın kan içinde geliyorsun. Çocuğunu böyle bırakıp gidiyorsun. Kimlerin yanına gittiğin belli değil. Hiç utanmıyor musun Savaş? Bana bak. Bak sen benim başından beri Filiz'e aşık olduğumu biliyordun değil mi? Hı? Savaş'ın hastalığı bitince durumun buraya varacağını da biliyordun. Gayet farkındaydın bunun. Zaten babamın bütün mal varlığını o yüzden el koydurdun Çamışak değil mi? Doğru söyle. O belgeleri yanında tutuyordun ve böyle günler için. Ha? İtiraf et. Önlemimi aldım diyelim. Nereden biliyorum acaba? Ne istiyorsan al. Tamam mı? Ne istiyorsan vereceğim sana. Yeter ki benim hayatımdan çık git artık bir an önce. Neyin var ki? Neyini vereceksin Savaş? Sen bana bir söz verdin. Bana o sözü borçlusun. Onu da parayla pulla falan ödeyemezsin. Çocuğun ödüyor senin. Çocuğun farkında mısın sen? Manyak mısın sen? Bak böyle delilikler yapmaya devam edersen gerçekten şaka yapmıyorum. Alırım o çocuğun velayetini senden. Hangi mahkeme sana o velayeti verir acaba? Boşanmamak için seni mahkeme kapılarında sürüm sürüm süründüreceğim. Bakalım o kız metresin olmaya daha ne kadar dayanacak? Kardeşlerinin gözü önünde bu durumu daha ne kadar sürdürebilecek? Öyle evli erkeklerle düşüp kalkmak kolay değildir. Bir kez daha Filiz hakkında böyle konuşursan, bak gerçekten başına gelecek şeyler konusunda ben mesul olmayacağım. Gerçekten diyorum bunu. Geldiniz. Hoş geldin aşkım. Gel bakalım, gel. Oo. Güzel olmuş be. Aa, sen mi yaptın Zeynep? Aferin kız gelin. Teşekkür ederim karıcığım desene, hıyar. Hı. Teşekkür ederim karıcığım. Yavaş yavaş. Buldum. Şu üstünü verdi. Ah. Hadi uzun. Of. Ay ay ay. Ah. Abla tamam yeter ya. Perişan oldun. Ya ne perişan olması ya? Ben seni o halde görünce esas perişan oldum. Ulan bir tane Hikmet'imiz var lan. Bırak da o kadar korkalım yani. Hikmet abinin kanını ben yerde bırakmayacağım abi. Nerede? Rahat ol. Oğlum sen ne biçim konuşuyorsun ya? Bana bak eski günlerine dönmeye başladın sen öyle hırçınlaştın ben farkındayım ha. Kendine gel. Tamam abla ya üf. Allah Allah ya mahkemesi var polisi var bunun bize mi kalmış? Üf yok. Abla çiçek ne olacak şimdi? O herif sıkıntı ben söyleyeyim. Aslında başka türlüsü yani. E ablacığım çiçek Cemil'de kalacak işte bir süre en güvenlisi o. Ne yapalım? Ne güzel oldu ya böyle buraya geldiğin. Şey yani. Tülay iyi düşündü. Sonuçta polisin evi burası. Kimse sana burada bulaşamaz o bakımdan. Otursana ya ayakta kalma. Efendi. Bak. Biz arkadaşlarla çok koordineli çalışıyoruz. Tamam. Bu herif hala bu mahallede diyorlar. Sana şeref sözü veriyorum, o herifi yakalayacağız, tamam? Hadi artık üzme canını. Nasıl üzülmeyeyim Cemil ya? Bana ailem sahip çıkmamış. Kocandır döver diye kapının önüne koymuş. O Filiz yok canıyla beni bağrına basmış. Benim bunu başımın üstüne taşıyacağımı. Şu olanlara bak. Ya yapma sen de, ne alakası var? Senin bir suçun yok ki. Var Cemil, var benim suçum. Ben neyime güvenip Haydar beni bulamaz sanıyor. Ben bilmiyor muyum o ne manyak? Ben bilmiyor muyum o beni bulmadan rahat etmez diye biliyorum. Ya hanımefendi yapma ağlama gözünü seveyim ya. Tamam bak çok şey oluyorum benim içim çok kötü oluyor sen ağlayınca.
Vallahi bak şimdi ben de ağlayacağım. O zaman o memura hiç yakışmayacak, tamam? Ben sana bir çay koyayım. Sen çay seversin. İçine limon falan da doğrarım. Abla bir şey soracağım. Atölye ne olacak peki? Ne atölye ne olacak? Atölye ne oldu ki? Ya yok şey, bizim bir müşteriyle anlaşamadık da. Öyle, onu söylüyorum. Hadi bakalım, kutlama yapıyoruz madem. Ben mısır patlatayım. Hemşer. Ben de meyve tabağı yapayım, hadi. Hadi ben de müzik. Bir dakika, bir dakika herkes. Bir dakika. Bir saniye. Bir şey oldu. Siz benden saklıyorsunuz değil mi şu an? Yo. Babam, ablamların dükkanı soydu abi. Ne? Ya! Ah. Nasıl soydu ya? Ya ablacığım bir şey olduğu yok ya. Sen şey yapma, biz hallediyoruz, merak etme tamam mı? Sen okuluna bak. Nasıl bir şey yok abla? Niye böyle bir şey yapıyor bu adam? Niye sizin işlerinizi çalıyor? Ya baba ya. Rahmet ablacığım, nereye gidiyorsun ya? Nereye olacak abla? Babama. Ben de geri geliyorum. Sizi bu halde bırakacak halim yok herhalde. Ya yok ablacığım, ne olur boş ver sen ya. Rahmet. Ya sen niye konuşuyorsun ya? Kaç kere konuştuk biz Rahmet'in yanında söylenmeyecek bunlar diye. Sen niye takılıyorsun bu kadar zaten? Hallediyoruz biz. Ya abla takmayayım da ne yapayım ya? Sen bizim için o kadar uğraşıyorsun, ne yapalım yani? Ha, o kadar uğraştığımı biliyorsun madem, öyle uzaklaştırma almayacaksın okuldan o zaman. Abla. Hı. Biz Kiraz'la senin üstüne çok geldik biliyorum. O sulak zengin çocuklarına benzemeye çalıştık. Onlar da bizi anla sattılar işte. Bak sana söz veriyorum. Bir daha seni hiç üzmeyeceğim. Hepinizi koruyacağım ben. Mahallenin korucusu olacağım ben. Söz. Sağ ol. İhtiyacımız yok canım bizim, tamam mı? Biz seni koruruz. Merak etme sen. Tövbe ya. Kıyamam ya. Gel. Korurmuş bizi. Abi lan. Acıyor mu lan? Abi acıyor ya. Sabaha kadar sızladı. Sabah karşıda ben sızmışım zaten. Lan kalayım mı seninle bugün? Ben kafanı dağıtırım biraz. Neyle dağıtacaksın kafamı? Tanjant ve kotanjantla mı? Sen garip bir şey oldun ha iyice. Ulan sana da iyilik yaramıyor ha. Ne yaparsan yap. Abi. Sen harbiden babamı kovdun mu dedin? He, kovdum. Ya zaten çıkacağım ben o evden ya. Gerek yok yani. Hem ablama da para lazım şimdi. Tabii öyle denizlerden, derinlerden sonra Fikri Elibol'a takılmak koyar zaten. Ulan bir şey de fırlatamıyorum ha şimdi sana. Ya o değil de. Bu var ya, Fikri Elibol'un aklını yemin ediyorum anlamıyorum ben ya. Ya senin nereden aklına geldi bin dalları çalmak ya? İşte. Günaydın. Günaydın. Hikmet'e kahvaltı hazırladım. İlaçların içecek ya. Aferin kız gelin, takdir ediyorum seni ha. Hadi kaçtım ben. Görüşürüz abi. Sen hiç kıpırdama. Ben yediririm. Öleceksin sandım, ödüm kopuyordu. Bir kere bırak şu çatalı, tamam. Şuraya. Tamam bırak. Zeynep, bir an önce kendine bir hayat planı çiz. Gidiyorsun bu evden. Hikmet. Ne Hikmet? Ne Hikmet? Ne sandın sen? Ablama yaptıklarından sonra burada kalacağını mı sandın? Hikmet. Ben seni ne kadar sevdiğimi anladım. Ne olur seninle kalayım. Zeynep sen hiç kimseyi sevmiyorsun. Sen insanları kullanıyorsun.
O kadar. Yemin ederim ben seni çok seviyorum. Tamam. Çek elini. Bak Zeynep. Hamilesin. Anne olacaksın. Erkeklere yamanmak yerine git kendi ayaklarının üzerinde nasıl durulur onu öğren. Ablamları örnek al işte. Kızın başında 1000 tane dert var. Gıkını çıkarmadan hepsini çözüyor. Birini örnek alacaksan onu örnek al. Kendi hayat planını çiz. Kendi çocuğuna da kendin bak. Tamam mı? Tamam kuzum, dikkat et kendine, öpüyorum çok. Tamam. Kiraz, selam söylüyor herkese. Kampı çok sevmiş. Vallahi iyi bari ya. Hadi bakalım Fima Bey, yürüyün de gidelim. Dur lan! Nereye gidiyorsun? Cezalısın ya sen. Otur. İsmi o da gitmesin tamam mı? Neze gibi odamız. Ha, iyi. Hadi. Şş, abla. Ha. Baksana. Şey diyorum ya. Ben çıkayım bu evden. Vallahi gerek yok bak, gerçekten. Şu an hiç gerek yok. Okuldan aldığım parayı da sana veririm. Bir şekilde hallederiz, tamam mı? Ya rahmet, hayır olmaz tamam, öyle şey. Tamam, paraya ihtiyacın tamam. Var. Senin ya, okula gidip tamam. Geliyorsun ya. Tamam abla ya. Hadi öpüyorum herkese. Tülay abla görüşürüz. Görüşürüz kızım. Rahmet, beş kurssuz olmaz öyle. Okula gidip gelemezsin ya. Abla ben de çıkayım. Gel kaşına bakalım. Sen neyin ayağına arkadaşına bakıyorsun ya? Kış günü hava soğuk, okulda herkes saçmalama. Okulda falan değil abla. Okula falan gitmez. Ya Fiko hayır ya. Nereye gidiyorsun? Delirtecek bu çocuk beni. Ya Filiz tamam rahat bırak çocuğu. O da çok korktu dün. Kafasını dağıtsın biraz. Hadi gel kızım sen de biraz yat. Hadi nezlesin. Ben şu imalatçıları arayayım artık ya. Ay ara ara. Koltuk bile alamıyoruz ya. Ya biz kurtarabilecek miyiz? Mecburuz. Mansur Bey de yolladı ihtarnameyi. Ben de borç içindeyim yani. Ha, alo, merhaba. Ben hanım eli dikiş nakıştan arıyorum da. Ha. Ha, öyle mi? Anladım. Tamam, kolay gelsin size de, sağ olun. Ne oldu kız? Sektör değiştiriyorlarmış. Ya Barış da yardım edemiyor bize değil mi? O da beş parasız kaldı. Ne yapacağız biz ya? Biz kimseye güvenerek kurmadık ki burayı. Bir şekilde halledeceğiz. Bakacağız bakalım. Filiz. Hı. Acaba ben atölyeye mi gitsem? Orada 3-5 ne kaldıysa onları işlerim yani boş duracağımı. Olur. İyi olur aslında sen. Gideyim ben kuzum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ah, Filiz içeride mi? İçeride, içeride. Atölyeye gidiyorum ben de. Tamam, tamamdır. Ne haber lan? Abim uçaklanmış, Fiko geçmiş olsun. Eyvallah, sağ ol. Abimin uçakları şu bulut cezasını kesmeye gideceğiz. Saklanabileceği her deliğe bakacağız, anlaşıldı mı? Var mısınız? Vay, artist geri döndün ha. Hadi arayalım bakalım. Hadi gelin bakalım. Gelsene bir şey soracağım ben sana. Savaş sana kurt murt bir şeyler söyledi mi? Yani bir şey demedi de. Babamı sen çaldın benden dedi. Nefret ediyorum senden dedi. İşte ben de bunu kafana ne kadar takacağını bildiğim için gelip hemen açıklamasını yapmak istedim. Öyle bir şey tabii ki yok. Savaş seni çok seviyor.
Nihal söylemiş bunları söylemesine. Nihal mi söylemiş? Evet evet, yani saçmalayacağını biliyorduk da işte. Ben bu kadarını beklemiyorum tabii. Ama önemli olan dediğim gibi bizim bu tuzaklara düşmememiz. Ya insan kendi çocuğuna böyle bir şey nasıl yapar ya? Ne kadar korkmuştu çocuk. Öyle öyle, bence de öyle. Yani sinirinden ne yapacağını şaşırdı. Of. Ya çocuğu şimdiden aranızda çekiştirmeye başladınız ama ya. Bu kadın senden vazgeçmeyecek belli. Bak çok tehlikeli zaten ya. Yani kendi çocuğuna bunu yapan... Hem güç de var elinde savcı. Sakin olun Musul, abartma. Bu kadar büyütecek bir şey yok. Kimseye bir şey yapamaz canım. Ne olacak? Aa, kolay mı o işler o kadar? Barış, gerçekten ne kardeşim ne ben bir tane daha Servet Ak'ta makası kaldıramayız, tamam mı? Filiz, biliyorum. Tamam mı? Çok farkındayım bunun. Ama böyle davranmana gerek yok. Yani bir şekilde halledeceğiz, işin içinden çıkacağız. Hem sen daha ilk gelen engelde böyle davranacaksan, böyle tedirgin olacaksan bilmiyorum, bilemedim ben. Saçmalama, tam tersi. Ben de senden vazgeçmek istemiyorum. Ama bunun tek şartı çocukların zarar görmemesi. Yani ne savaşın ne bizimkilerin. Haklısın. Filiz, ben bu işi çözeceğim. Tamam mı? Ben bu işi halledeceğim. Bir yolunu buldum. Bu boşanma sürecini hızlandıracağım ben. Tamam mı? Nihal durumu kökten hallolacak. Ya neyi çözeceksin? Ya neyi hızlandıracaksın? İstemiyor kadın boşanmak. Farkındayım. Ben merak etme, halledeceğim. Sen kendi işine bak. Tamam mı? Çözeceğim ben. Diğer mesele ne oldu? Şu para meselesi. Ben ya, de ona da bakacağım bir şeyler için. İstemiyorum para filan, işine bak sen. Tamam. Tamam, ben gideyim şimdi o zaman. Tamam. Hadi. Dikkat et, tamam? Konuşuruz. Hayırlı günler Barış. Sana da. Nasıl bulundu mu adam bari? Bakıyor musunuz? Yok ama çember bayağı bir daraldı. Herhalde bu mahallede bir yerlerde. Bulacağız inşallah. Şey, ben Filiz'e bir şey soracaktım da. Kısa. Tabii tabii, hemen sor. Tamam. Tamam. Kolay gelsin. Merhaba Filiz. Merhaba Cemil. Yakaladınız mı adamı? Yok yok, daha yakalayamadık ama tepesine bineceğiz yakında, sözüm olsun. Hikmet'in durumu nasıl? İyi, yatıyor içeride. Ya ben senden bir şey rica edecektim de. Hanımefendi dün gece bayağı kötü oldu. Ben de kendimi çok kötü hissettim. Siz sonuçta kader arkadaşı sayılırsınız ya. Fırsatın olursa bir ziyaret edebilir misin diyecektim. Gidip bakarım tabii. Tamam, merak etme sen. Çok sağ ol Cemil. Hadi eyvallah. Evet.